Merhaba arkadaşlar, Beyaz Mutfak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle minyon pasta nasıl yapılır onu göreceğiz. İlk önce 4 tane yumurtamızı bir kabın içine kırıyoruz. Oda sıcaklığında olmasına yumurtaların dikkat edelim. Daha sonra şekerimizi mikserle çırpıyoruz beyazlaşana kadar. Kakao ilave ediyoruz, maden suyunu ilave ediyoruz. İyice çırpıyoruz. Un miktarını da ayarladıktan sonra mikserle tekrardan çırpıyoruz ve karışımımız hazır. Kabın içine de folyo ile altını kapladım. Kenarlarını da pişirme kağıdıyla yapışmaması için kaba ayarladım keserek. Altına da tabanlık ayarladım. Onu da aynı ölçülerde kestim. Kek karışımımızı kalıbımıza döküyoruz. Daha önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında hiç kapağını açmadan pişirmeye dikkat edelim. Yoksa kekimizin ortası çökebilir veya çiğ kalabilir. Bu püf noktalarından biridir pandispanyanın. Kekimiz çıktı, hazır. Şimdi kremaya geçiyoruz. Evet, krema için sütümüz hazır. Sütümüzü bir kabımıza ilave ediyoruz. Ben krem şantiyi hazır pastacılardan aldığım bir krem şantiyi kullandım. Siz ev usulü marketlerden alınan krem şantiyi de kullanabilirsiniz. Daha sonra pasta kremasını da aynı şekilde pastacı malzemesi satan yerden aldım. Onu da bu şekilde ölçülerine aşağıda tarifte vereceğim. Daha sonra iki toz karışımı birbirine karıştırıyoruz mikserle. Bu kıvamı aldıktan sonra kremamız hazır. Evet, şimdi pişen kekimizi aşağıdan açıyoruz folyosunu. Kabından çıkarıyoruz. Kekimizi kesmeye başlıyoruz. Ben en üstten olacak şekilde kestim. Sonra katlarımıza muzları kestim. Tek tek her yerine dağılması için bu birlikte yaptım. Daha sonra katlarını bu şekilde aralarına muz ve krema koyarak üst üste koyuyorum arkadaşlar. Şimdi son katımızın kremasını da attıktan sonra bu şekilde kaşık yardımıyla iyice düzeltiyorum, yediriyorum. Gördüğünüz gibi kek kalıbı keki bütün, yani yaptığımız pastayı bütün tutuyor. Tekrardan muz katına atıyorum. Son kek katını koyuyorum. Elimle bu şekilde bastırıyorum. İyice her yerine nüfuz ettiğinden emin oluyorum keki. Baskılayarak düzleştiriyorum. En sonunda sütü ilave ediyorum. Her yerini ıslatıyorum iyice. Şimdi pastanın ganaj bölümüne geldik arkadaşlar. Ben beyaz çikolata ile yapmayı tercih ettim.
Evet, buzdolabında bir saat bekleyen kekimizi çıkarıyoruz yavaş yavaş. Evet, kekimizi spatula yardımıyla çıkan kremalar varsa onları bu şekilde yediriyoruz. Şimdi ganajımızı arkadaşlar, böyle ganajımızı da bir süre, yani bir saat kadar buzdolabında bekletiyoruz. Böyle sürme çikolata gibi kıvamı olacak. Çok sıvı olmaması gerekiyor. Yoksa donma riski ve kekinizden her yerden bu kıvamı alamazsanız her yerden akar bu çikolata. Bu şekilde yavaş yavaş pastama çikolatayı sıvıyorum arkadaşlar. Ben biraz az kullandım çikolatayı. Sipariş bu şekildeydi. Az kullanılmasından yanaydı. Bu şekilde az bir ganajla dik tutmaya çalıştım. Zaten sürdükçe fark edeceksiniz ki ganajınız sertleşmeye başlıyor. Bu şekilde iyice etrafına yedirdim. İyice sıvadım ve buzdolabına tekrardan 1-2 saat atıyorum. Her zaman pastalarınıza başlarken 1-2 gün önceden başlarsanız daha sağlıklı olur. Süslemesi olsun, yapımı olsun. Evet, buzdolabı da gitmeye hazır. Açtım. Sarı şeker hamurunu üzerine attım arkadaşlar pastanı ve bu şekilde elimle yavaş yavaş ütüleyerek düzeltiyorum. Pastaya bütünlüğünü sağlamaya çalışıyorum. Bu şekilde elimle iyice aşağı doğru da çekmiyorum çünkü yırtılma yapabilir. Yavaş yavaş onu zaten hamuru koyarken anlayabiliyorsunuz ve hamuru çok ince açmamız gerekiyor. Orta bir derecede açmanız gerekiyor. Bu şekilde elimle iyice el ütümü yaptıktan sonra da asıl pasta ötüsüne geçeceğim. Ama ondan önce ilk önce kenarındaki fazlalıkları alıyorum. Pasta ötüsüyle de son rötuşlarımı yapıyorum. Şimdi minyonları nasıl yaptım? Minyonları 3 tane sarı, 3 tane mavi şeker hamurunu bu boyutlarda ayarladım. Sonra onları uzun, ince ve orta boy olmak üzere bu şekilde silindir şekli verdim. Daha sonra pantolonlarını yapmak için de bu şekilde elimde çukur açarak pantolon şeklini vermeye çalıştım. Bıçak yardımıyla da gördüğünüz gibi videodaki gibi küçük küçük üçgenler keserek pantolon yaptım. Evet, bu şekilde silindir olan yani minyonumuzun pantolonunu hamurla birleştirdim. Daha sonra pantolon askılarını yapmak için tekrardan uzun ve silindir şeklinde elimle açmaya çalıştım. Aynı boyutta olmasına ve aynı kalınlıkta olmasına dikkat edelim. Pantolonları da bu şekilde kenarlarından elips şeklinde ayarladım. Pantolon askıları da hazır. Pantolonlarının ayak uçları için de elimde yuvarlaklar yaparak tekrardan pantolon alt kısmına koydum. Bu şekilde biraz kare gibi, küp gibi de yapmaya çalıştım elimle. Şimdi siyah olan ayakkabılarına yuvarlak
yuvarlaklar yaparak yapıştırıyorum. Evet, minyonumuzun alt kısmı tamamdır. Şimdi göz ve gözlük kısmına geçiyoruz. Evet, elimle yuvarladıktan sonra parmağımla baskı uyguluyorum ve iki tane yuvarlak göz elde ettim. Bunların da ikisinin eşit olmasına dikkat edelim. Şimdi siyah olan göz kısımlarını yapacağız. Gözün iç kısmına da minik minik, yani çörek otu kadar küçük yapıp onların gözlerinin tam ortasına yapıştırıyorum. Bu şekilde gözlerimiz hazır. Şimdi gözlüklerin çerçevesinde sıra. Onlar için de gene tekrardan böyle minik minik dairesel şekiller elimle vererek, elimde silindir gibi yuvarlayarak şekil verdim gözlük çerçevelerine de. İkinci gözlük çerçevemizi de yaptıktan sonra gözlüğümüz hazır. Gözlüğün arka bant tarafını yapacağız şimdi. Onun için de küçük bir siyah şeker hamuru aldım elime. Onu da silindir şekli elimle açıyorum. Evet, gözlük çerçevem de hazır. Bunu da ayarladıktan sonra minyonumuz hazır. Minyonun orta ağız tarafına da siyah bir şeker hamuru koyuyoruz. Onu videonun sonunda zaten göreceksiniz arkadaşlar. Minyonlarımızın hepsi hazırlar. Minyonlarımızı bu şekilde 3 tane minyonumuzu yerleştirdik. Şimdi de ismimizi, yıldızlarla yaptığım ismi tek tek yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, minyonlu pastamız hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Evde en kolay pastalar nasıl yapılır? Beyaz Mutfak kanalımı takip ederseniz orada bir sürü pasta videoları gelecek arkadaşlar. Beni takip etmeyi, abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın.
Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.